Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım, sürpriz bir şekilde hastaneye gelerek Denktaş'ı ziyaret etmek istedi. Bir süre aracının içerisinde basın mensuplarıyla konuştu. Okuyalım kalksana ya. Acelesi mi var? Çorba mı içecek orada? Otursun bir parça. Acele etmesin. Sonunda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Şeyh Nazım'ı hastane girişinde Toros'un eşi ve çocukları karşıladı. Bir süre sohbet edildi. Babanla kaç senelik benim bir şeyim var bilin ki. Söyle ver. Söylemeyeyim, yaşın çıkmasın meydana. Resmi var söylerim, gelmez söylemez çıkarma. Çıkarmaydan. Nazım Hocam, hoş geldin. Aydın Hanım. Çok memnun oldum geldiğine. Aydın Hanım değil mi? Evet, evet. Bizim komşum. Evet, evet. Ben de onu anlatırdım. Evet, Allah rahmet eylesin. Gelin güveye girdiğini bile hatırlarım. Tabii ya, tabii ya. Münür bir. Sen dua ettin mi Rauf'aşım diye? Bırakmazlar ki. İçeri girilmez Nazım Hocacığım. Hangi hekimdir söylesin. Sen buradan da hayatta bir şey değil. Ona gider. Şeyh Nazım Toros'un yanına girerek dua okumak istedi. Ancak Toros'un vücudunda oluşan enfeksiyon sebebiyle bu isteği gerçekleşmedi. Duasını hastanenin holünde okudu. Kapısının önüne kadar gidin. Gideyim işte oraya kadar. Oku dua et. Öyle beni vurma. Hadi bu sinemacı var. Hadi geldim karşıma dikildi. Bunlara. Alışık olman lazım. Hadi. Alışıkla yılışıkla oldur. Aman aman. Hadi götürün kendini. Kapının önüne kadar. Götürün.